Evet, günaydın doktorda çok değerli bir konuğumuz var. Doçent doktor Mahir Cengiz, kendisi iç hastalıkları uzmanı, bize güzel sağlıklı bir yaşlanmadan bahsedecek inşallah. Yaşlanmanın sağlıklısı olur mu? Hem de nasıl olur? Yaşı vere vere. Yaşı vere vere diyorsun. Tabii doya doya. Vallahi. Tabii yaşın hakkını vere vere yaşlanabilir. Tabii. Yaşlanmak kaç yaşta biz yaşlanıyoruz? Şimdi aslında eskiden 65 yaş üstünü biz yaşlı olarak kabul ediyorduk ama aslında çok yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü değiştirdi. Artık yaşlı sınırını 80 yaşın üstüne aldı. Şükür. Artık 80 yaşa kadar orta yaşlı olarak kabul ediliyor. Bildiğin orta yaşız yahu. Vallahi bir ya. Anda orada Dünya Sağlık Örgütü bir şey yaptı. Biz bir anda ama orta yaşı olduk. Şimdi bak Allah aşkına ben bir sanatçıyı biliyorum. Gençken o sanatçı çok güzel dans ederek bir şarkı söylemişti. Pop şarkısı söylemişti. O zamanlarda bizim yaşımız şarkıyı da çok... Şarkıyı söyleyecek misin? Şarkıyı söylemeyeceğim. Ama dediler ki ya dediler o sanatçı var ya 28 yaşında. Bak şimdi bayağı yaşlıymış dedi. 28 yaşında. Ağzımız büyüte büyüte söyledik. Şimdi bakıyorum 28 var ya çıtır yani o kadar küçücük bir yaş ki. Evet, çocuk gibi gözüküyor. Tabii. Çocuk gibi. Ben hani akıl melekelerine sahip mi diyeceğiniz ama 18 bizim aslında resmi yaşımızdır ama yani ben kendimden biliyorum ya 18 yaşındayken kafamız nerelerdeydi, nasıldı? Şimdi evet. Yaşlılık da öyle bence. Yani tabii. Toplum olarak yaşlanıyoruz değil mi? Kesinlikle. Ama yaş alıyoruz. Evet, hayattan yaş alıyoruz. Zaten artık biz yaşlı bir toplumuz. Öyle miyiz? Tabii artık %8.3'ümüz yaşlı. Dünya Sağlık Örgütü %7 ile 10 arasındaysak artık yaşlı, %10'un üstünde ise çok yaşlı olarak değerlendiriyor. Artık biz bir yaşlı bir toplumuz. Yani ileride buna hazırlanmamız lazım. Ve iyi bir kaliteli bir yaşlılık geçirmek için de muhakkak 40'lı 60'lı yaşlarımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani? Aslında şöyle yani vücut... Ya da şöyle sorayım. Sağlıklı yaşlı ne demek? Çünkü şimdi mesela siz yaşlılık dediğinizde ben şu anda yaşadığım şeylerden 70 yaş üstünde Alzheimer çok duyuyorum. Mesela eskiden kanserdi yaşlılık hastalığı. Evet. Yaşlanınca kanser olunurdu. Aslında şimdi yaşınca... hayır kanser genç hastalığı olmaya başladı. Daha sık duyuyorum. Evet. Ama yaşlılıkta en fazla Alzheimer duymaya başladım. Evet. Dolayısıyla yaşlılık dediğinizde sağlıklı bir yaşlılık çok ütopik geliyor bana. Ne demek sağlıklı? Aslında şimdi şöyle bu yaş sağlıklı bir yaşlılık için 40'lı 60'lı yaşları çok iyi değerlendirmek lazım. O dönemi iyi geçirmek lazım. Çünkü vücut fizyolojisi 40'lı yaşlara kadar kendini götürüyor. Tamam. Ama 40'lı yaşlardan itibaren artık bir geriye gidiş oluyoruz. Örneğin mesela böbreklerimiz 40'lı yaştan sonra her yıl fonksiyonların %1'ini kaybediyor. Yine kemik dolgunluğumuz özellikle bayanlarda 40'lı yaşlardan itibaren artık bir geriye gidiş. Menopozdan sonra ise çok hızlı bir azalma görüyoruz ve ciddi komorbiditeler doğurabiliyor bize. İşte omurilik kırıkları, işte boyda kısalma ya da herhangi bir kemiklerde, ekstremitelerde kırıklara ciddi bize... Kolay kırıklar diyelim evet, hatta. Evet kolay kırıklara. Yani kırık her zaman her yaşta olur. Evet. Düştüğünüz zaman travmanın şiddetine göre ama... Yani bir oturmayla bir omurganız çöküyorsa evet. O zaman bir problem var. Ve çok ciddi sorunlar da başımıza gelebiliyor. Muhtemelen siz de yaşıyorsunuzdur bunların cerrahisini çok yaparken. Çok fazlasıyla. Peki ben şeyi merak ediyorum. Yani çocukken belli koruduğumuz şeyler var. İşte kızamın kaşısı yok, bundan aşısı falan filan böyle. Orta yaşlarda da bence çok da olması gereken hepatit aşıları gündemimizde. Şimdi yaşlanınca bizim... koruyucu olarak bir aşıya ihtiyacımız var mı? Evet kesinlikle. Aslında burada da iş biraz bizde kalıyor. Hekimlere düşüyor. Evet. Çünkü o hasta ben aşı yaptırayım böyle bir kültürümüz yok. Yani yapılan çalışmalarda da gösterilmiş ki ülkemizdeki erişkinlerin sadece %1'i aşılanabiliyor. Yani bunu da onlara da sorulmuş. Siz niye aşılandınız denmiş. %85'i de demiş ki bana hekimim önerdiği için. Ben aşılandım. Ya da kızı eczacıysa, ben annemden bahsediyorum. Eczacı... Beni dinlemiyor, kızını dinliyor eczacı. Ankette eczacılar da sorulmuş, %10. Bak gördün mü? %5 kendi isteğiyle aşılanmış. Yani biz yani iş burada bize düşüyor. Yani biz burada çuvaldızı evet. Kendimize batıracağız. Öncelikle muhakkak aşılanacağız. Yani aşıyı hastamızı önereceğiz. Kimler aşılanacak? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki riskli grubu aşılayın. Ama Amerikalı kaynakta da diyor ki 6 aydan bir şey büyük, herkesi grip için aşılayın diyor. Yumurta alerjisi var. Yine aşılayın ama kontrol altında aşılayın. Hastanede aşılayın. Herhangi bir yan etki gelişecekse gözlemleyin. Ona bakın ama yine aşılayın diyor. Yani çok önemli. Muhakkak grip için aşılanmamız lazım. Evet eğer çok çekimserseniz ya grip aşısı %100 korumuyor olsun.
yine de ciddi durumlarda bizi %60-65 de olsa ciddi şekilde koruyabiliyor. Onun için çok önemli, muhakkak grip için aşılanmamız lazım. Bu esas bir. Evet, birinci şeyimiz bu. Yüksek riskli gruplar kimler? Kronik kalp hastalığı olan, kronik akciğer hastalığı olan, kronik karaciğer hastalığı olan, bunların hepsinde muhakkak zatüre içinde aşılanmamız lazım. Zatüre neden önemli? Çünkü dünyada yaklaşık bir yılda 1 milyon 200 bin kişi zatüreden ölüyor. Ülkemizde her yıl 4 bin kişi zatüreden ölüyor. Çok sık duymaya başlamadık mı zatüreyi? Daha önce bu kadar evet, var mıydı? Evet. Çünkü artık toplum daha uzun yaşıyor. Hmm. Ve birçok artık kronik hastalığı daha uzun süre götürebiliyoruz. Ya da bağışıklık sistemimizi etkileyecek çok ilaç kullanıyoruz artık. Bunun sonucunda ister istemez yani bu etkenler daha fazla gözüküyor. Mahir'cim çok bir şey söyleyeceğim kısaca. Şimdi bu soruyu mesela Ceyda'ya sormuyorum. Doktor olarak sana soruyorum. Askere ne zaman gittin? Askere ben gidemem. Hayır, zaten bana soramazsın diye ben hiç anlamamış, şaka yapıyorum. Farklı bir soru soracağım da o yüzden. Yani 10 yıl oldu değil mi? 28, tabii 10. Tamam. Peki tetanoz aşısı ne zaman yaptırdın? Tetanoz aşısını bir sene önce grip aşımı yaptırırken tetanoz aşımı da yaptırdım. İyi. Yani çünkü ben kendim askere gittiğimde aşı yaptırdım. Evet. Ondan sonra ki cerrahi uğraşıyorum sürekli, ona rağmen daha yeni bu sene yaptırdım, biliyor musun? Şimdi aşı konusunda ne kadar aslında kendimize bile faydamız yok diyorum. Artık hani yanlış anlaşılmasın. Biz bile kafamıza gelmiyor, aklımıza gelmiyor. Ancak hasta olacağız veya bir şeyle karşılaşacağız. O zaman aklımıza geliyor. Büyük zan altındayım. Hala bana sorunun neresini soracaktın seyircinin karşısında, bir açıklayamadın. Canım benim, sen grip aşısı, tetanoz aşısını hamilelik geçirdiğin için yakın bir zamanda yapmışlardı. Tabii. Zaten. O yüzden sormadım. Yapmadılar. Ciddi mi söylüyorsun? Ben istemedim. Ben istemedim. Şahsi istememe. Eyvah. Kötü sunucum. Aslında evet. Ama söylemeden burada, de duramadım. Ne yapayım ben? Burada size? Evet, bayanlar şanslı biraz. Gebelik sırasında tetanoz aşımızı oluyoruz ama erkekler en son aşısını ne yazık ki askere gittiği zaman oluyor. Onun dışında bir daha olmuyor. Muhakkak 10 yılda bir aslında tetanoz aşımızı olmamız lazım. Neden? Çünkü tetanoz önemli bir bakteri. Yani ciddi enfeksiyonlar nedeni olabilir. Ve bunun yanında da difteri aşısı da yapılıyor. Mesela bazen kış aylarında enfeksiyon geçiriyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonu diyoruz. Evet. Ama çok kronik öksürükler oluyor. Sonrasında 1-1,5 ay öksürebiliyoruz. Hmm. Aslında bunların bazısı muhtemelen bir difteri, aseriler bir enfeksiyon geçiriyoruz. Ona bağlı uzayan kronik öksürüklerimiz olabiliyor. Onun için muhakkak 10 yılda bir yapılması muhakkak şart. Eğer hepatit B içinde aşılanmadıysak yine hepatit B aşımızı da yaptırmalıyız. Neden? Çünkü artık yaş ilerledikçe birçok girişim artıyor. İşte diş tedavisi ya da girişimsel işlemler, ameliyatlar, bunlar hepsi bize enfeksiyonun bulaşması için çok büyük riskler. Muhakkak hepatit B aşımızı yaptırmamız lazım. Kimler risk altında? Aslında 98 yılından önce doğanların hepsi muhakkak hepatit için antikorlarına baktırması lazım. Çünkü 98'den sonra ülkemizde rutin aşılamada. Zaten hepatit. 98'den sonra doğan kimse yok burada bildiğimde. Evet. Pardon, özür dilerim, siz 2000 doğumluydunuz, ben onu unutmuşum. Peki. Siz askerde tetanoz olacaksınız yakın zamanda diye düşünüyorum. Askere gideceğim. Değil mi? Yani bir kadın doğumcunun şanslı olduğunu söylüyorum. Çünkü kadınlar çok güzel. Bir kadın doğumcuları vardır ve her sene takiplerine giderler. Ama bir daha ineci bu konuda maalesef ancak bir şeker hastası, bir tansiyon hastası olacak veya işte kronik bir hastalığı olacak ki benim doktorum daha ilacım var diyecek. Onun dışında 20 yaşından sonra bir daha ilacım var diyeni ben duymadım. Evet, olması gerekir mi? Evet, kesinlikle olması lazım. İşte ne dedik? Aslında 40'lı 60'lı yaşları iyi geçirirsek 60 yaş üstümüz daha iyi geçecek. Eğer biz hipertansiyonu, diyabeti, hiperkolesterolemiyi yani kolesterol yüksekliğini, kemik erimesini yani bu kronik hastalıkları önce tanırsak hiçbir komplikasyon gelişmeden önce daha uzun süre götürebiliriz. Çünkü biliyoruz ki kronik hastalıkların ne yazık ki hastalarımızın %50'si farkında. Aslında tansiyonu var ama bilmiyor. Çünkü hiç ölçülmemiş. Hiç ölçülmemiş. Evet, ne yapalım? Özellikle baş ağrısı, ensede bir ağırlık hissi, böyle gözlerin dışarı çıkacak gibi ateş basması. Mesela bu dönemde bu çok karışıyor bayanlarda. Çünkü değil bu mi? Dönemde artık menopoz semptomları da başlıyor. Hormonal durum bozulduğu için bunu ayırt edemeyebiliyorlar. Muhakkak tansiyonumuzu ölçtürelim. Yani bir yıl, her yıl bir kere bir hekime gidip güzel bir tansiyonumuzu ölçtürelim. Bu çok önemli. Yani bazen kendimiz doğru ölçemiyoruz ya da evdeki tansiyon aletimizin kalibresi bozuk. Yo, ben kendimi ölçtürüyorum, 13 çıkıyor ama doktora gidiyorum 15 çıkıyor.
diyenler de var şimdi yalnız. Evet, o da önemli. Aslında bu da beyaz önlük hipertansiyon. Hastaneye gittiğinde bunların tam tersi olduğundan yüksek çıkar. Doktor görünce heyecanlanır. Ama evet, önemli, onun da tanısını koymak lazım. Tabii. Masum gibi gözüküyor ama yine de kardiyovasküler sorunları arttırıyor. Evet. Muhakkak onun da tanısını hastane koymak hastane çevresinde lazım. Oturmayın diyoruz o zaman. Evet. Peki, tarama testlerini hemen kısaca bahsedelim mi? Mümkünse bir aile hekimi ya da iç hastalıkları uzmanına bir kontrole gidelim. Hmm. Her yıl tansiyonlarımıza baktıralım. Eğer herhangi bir risk faktörümüz yoksa 40 yaşından itibaren kan şekerine bakılabilir. Ama eğer bir risk faktörümüz varsa, yani kiloluysak, ailemizde şeker hastalığı varsa, daha önceli gebelik diyabetimiz varsa, bu durumlarda 35 yaşından itibaren her sene kan şekerimize baktırmamız lazım. Muhakkak böbrek fonksiyonlarına baktıralım. Çünkü artık ağrı kesicileri yani çok şeker gibi kullanıyoruz. Vallahi herkes yani eczaneden gidiyor, ağrı kesicileri alıyor. Bunların ne yazık ki böbrek ömrünü götürüyor. Aslında ne dedi? 40 yaşından itibaren zaten fizyolojik süreçte böbreklerimiz her yıl %1'ini kaybediyor. Bizim kullandığımız yanlış ilaçlar bu süreci çok hızlandırabiliyor. Bir anda bizi diyalize bile götürebilir, Allah korusun. Onun için muhakkak takip edilmemiz lazım. Her sene kan şekerimize, böbrek testlerimize, genel bir karaciğer testlerimize, bunların bakılmasında fayda var. Bunlar hep kanla mı çıkıyor? Evet, bunların hepsi basit bir kan testiyle çok kolaylıkla ölçülebiliyor. Peki sigorta kapsamında mı böyle tabii şeyler? Tabii, şu an hepsi. Check-up dediğimiz şey bu mu oluyor yani? Evet, genel anlamda check-up'lar bunlar oluyor ama bir aile hekimliğinde bile yapılabilecek kadar basit testler bunlar aslında. Tamam. Bu testlerle alakalı peki insan içim rahat artık ben 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında hep tetiklerimi yaptırdım, rahatım, bende kanser yok deme şansı var mı? Yok, kanser için muhakkak daha artık detaylı, spesifik detaylı incelemeler gerekiyor. Ve 40 yaşlılar geç yaş, artık onun için daha önce başlamamız lazım. Neden? Artık kimyasallarla beraber yaşıyoruz. Her yerimiz artık radyoaktivite, radyasyon. Yapılacaklar listen var. Yapacak mısın bunları? Kesinlikle yapacağım. Mahir Cengiz çok güzel bilgiler aktardın. Lütfen bir daha gel. Bir daha çünkü yani ben kendimi yaşlandı olarak hissetmiyorum ama yaşımı almışım. Evet, kısmen de olsa. En azından farkındalık yapıyoruz. Bu konuda bilgilendirmelerin için teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz ne yapıyoruz o zaman? Unuttum. Evet, Allah unutmayın. Unutmadım. Devam ediyoruz. Ediyoruz.